Merhaba, ben Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben normalde Ethereum ADC'nin bitip bitmemesiyle ilgili çok fazla konuşmadım ya da çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Bugün Ethereum madenciliği ile ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Red Panda Mining diye bir YouTuber var yurt dışında, Amerika'da. Ve o dün ya da önceki gün bir video paylaşmıştı. Onun hakkında yorum yapmak istiyorum sizlere. Tabii öncelikle bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim görüşüm de değildir. Sadece duyduklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Belki dedikleri gibi olabilir, olmayabilir. Hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi bu söylediklerimden sonra ekran kartları alıp almamakta, satıp satmamakta, rigleri ekleme yapıp yapmamakta direktmen siz kendi iradenize yapmış olun. Dediğim gibi ben pek bir yön vermeyeyim. Sadece duyduklarımı ve mantıklı gelen kısımlarını size aktarmak istiyorum. Şimdi Red Panda Mining'in dediği gibi ya da videosunda söylediği gibi siz de onun videosuna bakabilirsiniz. Normalde 2021 Şubat ayında Vitalik, yani Ethereum'un kurucusu, bir röportaj vermiş. İşte bu röportajda dediğine göre 2022'nin Ocak-Şubat ayında Ethereum 2.0'a, eski adıyla yani Ethereum 2.0'a, yani posta geçeceklerini söylüyordu. Ama tabii şu an geldiğimiz noktada Şubat ayındayız ve Ethereum 2.0'a geçmediler. Haziran'da geçeceklerini söylediler. Ve gene 2022'de 14 Şubat'ta, yani 4-5 gün önce tekrar Vitalik tekrar bir röportaj vermişti. Ve işte güncelleştirmenin devam ettiğini, testlerin sürdüğünü, Haziran, Temmuz gibi Ethereum 2, eski ismiyle Ethereum 2.0'a geçeceklerini söylemişlerdi. Tabii şimdi buraya kadar her şey normal gözüküyor. Tabii geçeceğiz diyorlar, geçtik diyorlar falan. Ama şöyle bir şey var. Normalde 2021 Şubat'ta söylenen ve bu zamana kadar alması gereken güncellemeler almadığından bahsediyorlar. Normalde bu zaman 2020 Ocak ayında, Şubat, Ocak, Mart ayında güncellemeleri alması gerekiyordu ve o güncellemeleri almamış. Yani şunu demek istiyorlar. Muhtemel, tabii onların görüşü, Haziran ayında 2.0'a, eski adıyla 2.0'a geçilemeyeceğinden bahsediyorlar. Ve bunun kesinleşmesi demeyeyim de Mart 15'inde eğer bir açıklama yapmazlarsa ve herhangi bir şey söylemezlerse muhtemel bu yıl sonuna uzayacağından bahsediyorlar. Dediğim gibi benim görüşüm değil, sadece duyduklarım aktarıyor ve mantıklı geldi. Neden mantıklı geldi? Onu da açıklayayım hemen. Şimdi mantıklı gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de şu. Şimdi biz 2022 Şubat ayındayız ve bize şu anda net bir tarih veremiyorlar. Ve net bir tarih veremedikleri için de Kasım, Aralık, belki 2023 Ocağı sarktığından bahsediyorlar. Ve bunu dediğimde olay az önce buydu. Eğer Mart'ın 15'ine kadar, tabii söylediklerini aktarıyorum ben. Mart'ın 15'ine kadar eğer bize bir tarih veremezlerse, yani kesin Temmuz'un 2'sinde Ethereum 2.0'a geçeceğiz, posta geçeceğiz derlerse tamam, doğru. Ama Mart'ın 15'ine kadar eğer bize bir tarih vermezlerse bu görünen o ki tekrardan uzayacağı yönünde. Yani aralığa, Kasım, Aralık gibi bir süreye atacakları yönünde. Çünkü söylediklerimi aktardım, söyledim az önce. Şu anki alması gereken güncellemeler hala almamışlar ve dondurmuşlar. Dondurulduğu için de şu an güncelleme yok. Tabii bu güncellemeler gelmesi lazımdı ki bu güncellemeler bu aylarda gelseydi Haziran, Temmuz gibi 2.0'a geçiş olacaktı deniliyor. Ama bu güncellemeler bu aylarda gelmediği için tekrardan atabileceklerini söylüyorlar. En büyük sebebi de tabii Mart'ın 15'ine kadar süre vermişler kendi aralarında, tabii bu YouTuber'lar. Eğer Mart'ın 15'ine kadar bize bir tarih vermezlerse, kesin bir tarih sunmazlarsa, demek ki arkadaşlar bu Temmuz'da, Haziran'da Ethereum 2.0'a geçemeyecek ya da POV, yani madencilik bitmeyecek. Gene aralığa, Kasım aralığa gibi uzatacaklarını söylüyorlar. Şimdi ben niye paylaştım bunu? Bana mantıklı geldi. Gerçekten şu an her zaman biliyorsunuz diyorlar ki işte geçen sene de böyleydi. Dediler işte London güncellemesi aldı, fiilleri yakmaya başladılar, yani Ethereum'daki komisyonları yakmaya başladılar. Tamam, güzel, olaylar gelişmeye başladı. Biz bitecek dedik Aralık'ta, Aralık oldu, bir şey yok. Aralık geldi, şimdi dediler ki Haziran gibi bitecek dediler. Haziran'a yaklaşıyoruz ve dediğim gibi herhangi bir net bir tarih de vermiyorlar. Yani şu bir nokta atışı artık tamam, her şey hazır. Haziran'ın 15'ine bu iş bitmiştir de demiyorlar. Ve bana mantıklı geldi. Onun için de bu videoyu çekmek istedim. Ama az önce söylediğim gibi, yani herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece alıp almamak size kalmış. Ben bu zamana kadar en son bir laptop almıştım biliyorsunuz. 3070 ekran kartı bir laptop almıştım. Ondan beri de herhangi bir ekleme yapmamıştım. Zaten mümkün olduğu kadar zaten yani kredi kartıyla falan alıyorum.
Nakit fazla olmuyor çünkü hep yatırım yaptığım için. Bir para biriktirmedik herhalde. Muhtemel kendi adıma konuşuyorum. Bir iki tane ekran kartı alacağım gibi gözüküyor. İşte bunun sebebi de tabii ben şimdi şöyle ben kendi adıma alacağım diyorum ve alanlar var. Bu şeyini başlayacaklar ya da ROI'ye ulaşmamış yani amorti süresini çıkarmamış insanlar için biraz zor bir süreç olabilir. Çünkü benim Allah'a şükür ekran kartlarım hemen hemen hepsi o amortiyi çıkardı. Yani orayı doldurdu. Kendisini kurtardı. Şu anda bana çalışıyorlar diyeyim. Ondan dolayı benim konuşmam biraz daha rahat olabilir. Ama siz kendinizi ölçüp biçerken eğer bu işe yeni giriyorsanız ya bak Haziran'da bitebilir ya da tabii böyle bir konuşmalar var. Çünkü netleşmemiş, bize tam kesin tarih vermemişler. Kasım'a, aralığa uzayabilir. Acaba girsem, girmesem diye kendi hesabınızı yapacaksınız. Çünkü bizim konuşmamız biraz daha rahat oluyor. Dediğim gibi benim kartlarım amorti süresi ulaştı. Şu an kart eklesem bile çok az bir borçla ekleme yapacağım. Ve onun için biraz daha Haziran'da geçse bile tabii dokunacak, bana dokunacak ama yeni bu işe yeni başlayan bir insan kadar ben etkilenmeyeceğim. Ya da yani kartların amorti süresi çıkarmamış olan belki arkadaşlar vardır. Bedel şöyle düşünebilirler ya 3-5 tane daha kart alsam yani iyice borca gireceğim. Haziran'da bir de gelirse güncelleme ya da posta geçerlerse Ethereum madenciliği biterse ben ne yaparım diye de düşünebilirsiniz. Ve ona saygı duyuyorum. Bunu kendiniz en iyi şekilde kendiniz ölçüp biçip tartmanız gerekiyor. Tabii ben kendi adıma düşündüğümde ben bu aralar kart alabilirim. Çünkü ciddi bir borcum yok Allah'a şükür. Kartların kendisi doldurdu, ROI'ye ulaştılar, amorti süresini çıkardılar. Yani doldurdular. Onun için benim konuşmam ya da size bu tür konuşanlar kişileri o şekilde bakmanız lazım. Yani yeni mi başlıyor yoksa kartların amorti süresini doldurmuş mu böyle rahat konuşuyor diye düşünmeniz lazım. Tabii bu saatten sonra yeni başlayan arkadaşlar var mı bilmiyorum ama riskli bir süreç. Haziran'da bitebilir. Bana ve söylenenlere göre belki Haziran'ı Kasım aralığa sarkacak gibi gözüküyor. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kesin öyle olacak da demiyorum. Tek ben yurt dışında YouTuber'ları takip ediyorum. Ve onların söyledikleri mantıklı gelen kısımları sizlerle paylaşmak istedim. Ve güzel konuştular gerçekten. Dediğim gibi Redpanda'nın videolarını izleyebilirsiniz. Son videosu da çok güzeldi. Çünkü Vitalik'in Şubat 2021 ve Şubat 2022 videolarını karşılaştırmışlar. Ve 2 Şubat 2022'de, 14 Şubat 2022'de videosunda, röportajında hala Haziran'da geçeceklerin biraz tereddüt eder gibi bir konuşmalar var. Yani şunu diyemiyorlar, kesin biz bittik, yaptık, her şey hazır, şu gün şu geç diyemiyorlar hala. O da bana harbiden Allah Allah dedim ya, herhalde Haziran'a bitebilir ama bitmeyebilir gibi de geldi. Ve biraz şaşırdım diyebilirim. Çünkü ben o kadar dilim olmadığı için devamlı takip edemiyorum. Yani takip etsem de anlamadığım için şey yapamıyorum. Olaya vakıf olamıyorum ben. Ancak alt yazılarla, çevirilerle falan bir şeyler yapmam gerekiyor. Aynı o şekilde yaptım ben de. Alt yazı çevirilerle falan dinledim, okudum. Evet, yapacağım açıklamalar bu şekilde. Umarım beğenirsiniz videoyu. Size kafanızda fikir oluşur ve ayrıca sizi takip edersiniz. Yabancı YouTuber'lar olsun, Türk YouTuber'lar olsun ya da farklı makaleler olsun, forumlar olsun siz de bakarsınız. Ve kafanızda bir şey oluşabilir ve o oluşmaya bakarak da artık ekran kartı alır mısınız, satar mısınız, ekleme yapar mısınız yoksa çıkartma mı yaparsınız? Direkt ben size kalmış bir şey. Az önce söylediğim gibi ben ekleme yapmak istiyorum ya da ekleme yapabilirim diye düşünüyorum. Zaten yaparsam da bunu sizlerle paylaşacağım. Ve videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Yorumları sonra da videonun altına yazabilirsiniz. Sizin de bu görüş, bu düşünceyle ilgili, bu görüşlerle ilgili merak ediyorum ne diyeceksiniz. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.